Nesne TV'den herkese merhabalar. Çarşamba akşamı Euro Cup'ta önemli mücadeleler var. Sizlere güvendiğim 3 tercihi paylaşacağım. İlk maçımız saat 19'da başlayacak. 713 koduyla Zenit Nimburg'u ağırlayacak. İlk yarı 4.5, maç sonu 8.5 sayı handikaplar konuk takımda. Toplam sayı limiti Euro Cup maçlarında açılmıyor. Temsilcilerimizin maçlarında toplam sayı limiti açıklanıyor. Zenit'i gerçekten hiç beğenmiyorum, basketbolunu. Birkaç kere Zenit'e güvendim ve beni hep yanılttılar. Burada 8.5 sayılık handikap bence çok fazla. Nimburg dirençli bir takım. Maçı en azından kafa kafaya götürecektir diye düşünüyorum. Nimburg'dan bir galibiyet beklemek zor. Ama Zenit henüz o Rusya basketbolundaki, ne bileyim, hani CSKA ve Nizni'yi ayrı tutuyorum ama bir Kimki, Lokomotiv Kuban, bu takımların seviyesine henüz gelemedi. Farklı mağlubiyetler aldı. Burada Nimburg'un ben maçı kazanmasını, yani biraz fazla hani iddialı olur. Nimburg'un maçı kazanacağını da düşünüyorum ama 8.5 sayı handikap bence denenir. Maç sonu 2 tercihim olacak. İkinci maçımıza geçelim. Pınar Karşıyaka'nın maçlarından tanıdığımız Paris Levallois, Beşiktaş Integra Forex maçlarından tanıdığımız Neptunus'u ağırlayacak. Saat 21.30'da 720 karşılaşmanın kodu, tekrar edeyim. İlk yarı 2.5, maç sonu 5.5 sayı handikaplar. Litvanya takımı Neptunus'ta. Paris Levallois'u Pınar Karşıyaka maçlarını izlemiştik. Aslında atlet bir takım, hızlı basketbol oynayan bir takım. İki takımın özelliği, Neptunus'un da Paris Levallois'un da, birazcık şuta dayalı takımlar. Şutlar girdi mi maçı kazanabiliyorlar, yüksek skorlara ulaşabiliyorlar, maçta şanslı duruma geçiyorlar. Ama bunun dışında özellikle Neptunus, Euroleague'den sonra birazcık oyun anlamında bence düştü. Özellikle Beşiktaş Integra Forex'in Litvanya'daki mücadelesinde Neptunus'u ben hiç beğenmedim. İstanbul'daki karşılaşmada o kadar sayı farklı önde kalmasına rağmen maçı kaybettiler. Ben burada İlk yarıdan 2.5 sayılık handikap var. Paris Levallois'un handikapı açmasını bekliyorum. İlk yarı bir tercihim olacak. Üçüncü maçımıza geçelim. 725 koduyla saat 22'de Gran Canaria Sassari'yi konuk edecek. İki takım da Banvit'le oynamışlardı. Bu mücadelelerden hatırlayabiliriz. Gran Canaria özellikle Banvit mücadelesine kadar nal mağlup gitmişti. İyi basketbol oynayan bir takım. Ben yine de beğenmiyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Sassari çok şuta dayalı oynayan bir takım. Zaman zaman iyi maçlar çıkarıyor. Zaman zaman gerçekten kötü basketbol oynuyor. Burada 9.5 sayılık handikap var. Ben Sassari gibi skorer bir takımın her zaman handikapın içine girmesini beklerim. Gran Canaria tabii ki maçın net favorisi. Ama Sassari gibi çok fazla şuta dayalı bir takımın, hızlı basketbol oynamaya çalışan ve sürekli skor üretmeye çalışan bir takımın 9.5 sayılık handikapta kalması bence olası. Maç sonu 2 tercihim olacak. Herkese Euro Cup kuponlarında bol şans diliyorum. Hoşçakalın.